Oyun kurduğundan herkese merhabalar arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlere Twitch'te nasıl yayın yapılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak ihtiyacınız olan program var OBS. OBS ne? Open Broadcast Software açılımı. Bu bir yayın ve kayıt programı. Öncelikle arama butonunuza Open Broadcast Software yazınca zaten çıkar. Çıkan ilk siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan indirmenizi yapıyorsunuz. Windows 7, 8 ve Vista için Service Pack 2 uyumlu. Onun dışında multi platformdan da zaten Apple ve Linux için de indirebilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman zaten direkt indirmeye başlayacak. Kurulumu basit. Yapamadığınız takdirde zaten yapamayacağınızı pek zannetmiyorum ama yapamazsanız da yorumlardan size yardım etmeye çalışırız. Buradan direkt seçiminizi yaptıktan sonra indiriyor dediğim gibi. Ve şöyle bir ekran gelecek bütün kurulumu bitirdiğiniz zaman. Bu ekran sizin yayın ve kayıt ekranınız olacak. Buradan sahne ekleyeceksiniz. Şu an benim zaten hali hazırda bir sahnem var. Kaynaklardan ekran yakalama seçili durumda. Ekran yakalama şu an çektiğim bu kaydı yaparken kullandığım kaynak. Onun dışında oyun yakalamadan buradan istediğiniz uygulama ya da oyunun seçebilirsiniz veya onu kaydetmeye başlayabilirsiniz. Ben zaten seçmiş durumdayım. Bir oyuna girerken, kaydını yaparken daha çok bu OBS'yi kullanıyorum. Onun dışında buradan ekran yakalama seçebilirsiniz dediğim gibi. Pencere yakalama seçerek pencere şeklinde olan uygulamalarınızın da kaydını yapabilirsiniz. Onun dışında eğer bir webcam'iniz varsa buradan video aygıt, yakalama aygıtı şeklinde cihazınızı seçerek boyutunu kendiniz ayarlayarak yapabilirsiniz webcam'inizi. İstediğiniz köşeye ya da yere ekleyebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi video yakalama aygıtı, görüntü ekleyebilirsiniz, bir görüntü resim ekleyebilirsiniz ya da resim slide gösterisi ekleyebilirsiniz, metin ekleyebilirsiniz, mevcut bunların devamı. Onun dışında dediğim gibi kayıt yapabilirsiniz, yayın yapabilirsiniz. Şimdi gelelim yayın yapmaya. Ayarlara geliyorsunuz gösterdiğim şekilde ve ayarlara tıklayarak bundan yayın ayarlarını bularak modunuzu canlı yayın seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi zaten canlı yayın seçili. Yayın servisiniz hangisini kullanıyorsanız onu seçin. Twitch şu an bizim ilgi olan odağımız Twitch. Konuşamadım, kusura bakmayın. Onun dışında buradan FMS URL'si var. Bunu değiştirmenize gerek yok. İlla ki değiştireceğim derseniz de Avrupa tavsiyemdir. Buradaki her şey aynı kalsın. Pek bir sorun olmaz. Şimdi gelelim yayınımızı yapmaya. Şimdi yayın yapmak için bir zaten Twitch hesabına ihtiyacınız var. Onun dışında konum yayın anahtarı gerekiyor size. Bunu nasıl bulacaksınız? Dashboard'dan, Twitch'in kendi dashboard'undan ya da direkt yayın anahtarı yazarsanız Stream Keylink çıkacak. Bu ikisi de aynı noktaya bağlanıyor. Buradan da akış anahtarını seçersiniz eğer gelirseniz. Ben diğer taraftan zaten açık hold'dan yapacağım. Tuşu göster diyeceksiniz buradan. Ve buradan canlı yayın şifreniz çıkacak. Yayın anahtarınız çıkacak. Bu yayın anahtarını kopyalıyorsunuz ve şu alana yapıştırıyorsunuz. Zaten yapıştırmıştım. Tekrar yapıştıralım eğer sorun varsa. Bunu yapmadığınız takdirde kesinlikle yayın yapamazsınız. Şimdi gelelim yayın yapmaya. Uygula dediğimiz zaman ayarları kapatıyoruz. Ve hemen yayınımıza başlayacağız. Öncelikli olarak kanalınıza geliyorsunuz. Profilden direkt kanala zaten tıkladığınız zaman şuradan geliyordur. Offline gözüküyor şu an. Buradan düzenleden başlığımızı, ne oynadığımızı gösterebiliriz. Şimdi gelin yayını başlat diyelim ve yayınımızı başlatalım. Şu an yayın gözükmeyecek normal olarak. Sayfayı yenilememiz gerekecek. Buna da gerek kalmıyor zaten. Bu arada bu yayın yapma internetinizi bayağı bir götürecek. Bunu da hatırlatmak isterim. Çünkü bayağı bir internet sizi yavaşlatacak. Daha çok eğer yayın yaparken yanınızda cep telefonu ya da tabletiniz varsa, başka bir bilgisayar varsa oradan chat'i izleyebilirsiniz. Tavsiyem öyledir. Yapacağımız Twitch kanalı da yani Gamers of Turkey dediğimiz daha Twitch kanalımız açılacak ve yayınlarımızı bu şekilde yapacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi canlı yayın geldi şu an. Canlı yayınım gözüküyor. Şimdi siz benim kanalıma girdiğiniz anda bu canlı yayın başlayacak ve siz bunu izleyebileceksiniz. Mikrofonla zaten sesim geliyor. Onların ayarları hali hazırda yapılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi yayınımız böyle devam etmekte. Başka eklemek istediğim yayın ve kayıt yaparken kesinlikle oyun ayarlarınız ya da işte bilgisayar ayarlarınızı iyi yapın. Öncelikle aile ortamı seçmeyin.
Aero teması nedir diyeceksiniz şimdi. Şu demektir. Kişiselleştirebildiğiniz zaman temalarınızda aero temaları şeklinde gözükecektir. Bu temalarda oyun oynarsanız, kayıt yaparsanız çok yavaş olacaktır. Onun dışında buradan temel ve yüksek karşılıklı temalardan Windows 7 temeli seçerseniz tavsiyem ki budur. Çok daha rahat, kasmasız yayınlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi oyunlarda kayıt yaparken veya canlı yayın yaparken çok büyük, fena şekilde kasacak oyunlar. Çok fena demeyeyim, eğer bilgisayarınız iyiyse belki de çok az kasacak. Onu da ayarlarsınız zaten. Görmüş olduğunuz gibi yayın hala da sürmekte. Yayın geç gelmekte. Bu yüzden hani canlı yayın kanallarında buraya bir şey yazdığınız zaman çok daha sonra gözükecektir. Şu an görmüş olduğunuz gibi oyun olarak ben bir şu an bu yayının sahibiyim. Yanda da amblemi gözüküyor. Bu kadar da arkadaşlar. Şunu da durduralım burada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer sorunlarınız varsa, bir sorun olduysa yüklemede veya herhangi bir konuda yapamadığınız bir durum olursa yorumlara yazın. Size yardımcı olmaya çalışırız. Bunun dışında GTA 5 çekilişimiz açıklandı. Kazanan arkadaşımıza şu an şimdiden tebrik ediyoruz. Ben de bir tebrik edeyim. Diğer taraftan Tarık da tebrik etti zaten. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, eğer abone olmadıysanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.